Merhaba herkese iyi akşamlar. Eczacıbaşı ilaç. Şimdi isteyen arkadaşım için söyleyeyim yani arzum sormuş ama biz 100 hisselerini arkadaşlar herkese açık yayınlayamıyorum. biz 100 hisseleri değil özür dilerim. Biz 100 dışı olanlar arzumda yüz dışında bir hisse. onun için sadece üyeleri özel eczacı ilacı yaparım. ama şunu söyleyeyim arzum için. Yani orada 20 lira civarında 19-20 lira civarında tüccarın elinin izi var arzumda. Yani orası çok kırılmadıktan sonra büyük bir dert değil. Eczacıbaşı bunu 200 günle takip ediyorduk. Yani major trendi daha önceki haftalarda e, videosunu yaptığımda söylüyordum. 200 güne biraz uzak duruyordu ama major trendi de 200 gündü üstünde takip ediyorduk. Kırdı. Aşağı yönlü. Zaten düşen bir trendi vardı. E bir de bu haber akışı falan filan da olunca 200 güne acaba tutunur mu diye e, düşünüyordum. Şimdi bu tartışılır. hani Tutundu mu tutunmadı mı? 200 gün 6.92'de e tut tutunduğu yer altı 6.30 26 30 civarı. Hani bir çok ayrılmamış. Yani bir 50 kuruş 60 kuruş ayrılması öyle çok koptuğu anlamına gelmiyor. Oradan onu bir söyleyeyim. 200 günün biraz altında tutunma var. Bir sağa yayılıyor. Öyle çok gene iç açıcı bir tablo değil ee, o açıdan. Hani bir yukarı tepki yok. Şöyle biz çizelim gene trendi uzatalım. Yani trendin hala kırmızının altında hiç ortalamaları görmezseniz ee, bir taraftan iyi değil bu duruş. Durduğu alan Aresay çok düşmüştü bunda da 23 civarlarına makti de tabi çok eksi alanda şöyle göstereyim. Eksi 0.32 ki bunun benzeri yok makti'nin bu alanda. Hani buralar bir tepki alanı olarak düşünülebilir. Hani düşündür ama şimdiye kadar birkaç gündür de öyle bir tepki maalesef alamadık eczacı başında Şöyle göstereyim. Burada takip edilmesi gereken seviye doğrudan 6.90'ın üstü olarak alabilirsiniz. Niye? 6.86'da 20 üstleri var. 6.92'de 200 gün var. Bunların üstüne çıkarsa zaten şu kırmızı olan çizili olan düşüş trendini kırmış olur. Ee, şimdi kırılması anında böyle roket of 8 lira 9 lira 10 lira o anlama gelmiyor maalesef keşke öyle olsa ama en azından şu açıdan kurtulduğunu düşen trendin şu açısından kurtulduğunu en kötü ihtimal belki bir sağ yayılım görebileceğimizi anlatır bize yani bir miktar yukarı veya sağa Hareket görebiliriz. O yüzden e, takip edilmeli. Çünkü bu alandan kurtulamadıkça aşağı doğru süzülebilir, gelir, kafa atar, e, düşen trendi yoklar. Şöyle gördüğünüz gibi, tekrar aşağı falan. Öyle hareketlere neden olabilir. E, şu kırmızı kırması önemli diye düşünüyorum. Tabi sağa yayılırsa bunun bir zamansallığı var. Yani e, kıramadı diyelim, altı yirminin üstünde sağa yayıldı, yayıldı. E, en sonunda zamansallıktan zaten şu kırmızıyı kırıyor. O da yine çok olumsuz bir hareket olmaz. Yani kötünün içinde iyi olarak düşünebilirsiniz. Ee, i̇lk harekette 6.90'ın üstüne giderse bir 7.50 teması e, orada ihtimal dahilinde olur. Yine e, hani kırılıp kırılmadığına o gün gelince bakılır. Yine 7.50 6.90'ın üstünde takip edilmeli yukarı hareket olursa. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi 200 günden bunları hep anlattım. Yani çok zamandır burada 2000'e yakın video oldu birçok kez söyledim işte 50 gün bir mıknatıs 200 günde bir mıknatıs yerine göre yani mutlaka bir gün 200 günde de buluşur hisseler. Ee, aynı şekilde 200 gün ve 50 günden fiyatlar da çok aşağı düşemez ayrılamaz. Yani tabi burada bazı arkadaşlar şey diyor ta öyleyse 200 günden 50 günden ya da çok sert düştüğü zaman yukarı reaksiyon beklenir mi? Mutlak beklenir. Ee, bu şey de hani bu alan da biraz 50 günden aşağı indi. Eğer bir miktar aşağı salarsa 200 ve 50'den hani bir, yani bu çıkış yüksek, kalıcı bir yükseliş anlamına gelmiyor ama şurada gördüğünüz gibi bakın 200 günün altında düşüyor. Düşen bir trend. Neyse, yani bir yıldan fazla sürüyor bu. Aşağı yukarı. Yok tam bir yıl sürüyor <laughs> diyelim. O 2018 Şubat. E, tabii bir buçuk yıl sürüyor. E, bir buçuk yıllık bu trendte nasıl? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani arada gelir. Yoklar. Ama önemli olan kırıp kıramadığı Şu Siyah olan 200 gün devamlı yokladı. E, o yüzden hani çok aşağı ayrılırsa bir reaksiyonda açıkçası yukarı yönünü beklenir. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. hacmen çok ölü zamanlar tabii yani öyle çok fazla alışverişin döndüğü zamanlar değil. Biraz yukarı bir hareket sağlarsa buradan onu söyleyeyim. Bu hacmin atması lazım. Onu da mutlaka bakın. Yani koyun açın. Bu tradingview.com bu sistemin adı. Bu ücretsiz veriyor size bu hizmete ücretli paketler de var ama lazım olmaz yani. Bir ücretsiz paket dünyadaki her tradere inanın yeter. Günlükten işlem yapalım. Şöyle e, hacimlerin de yükselmesi gerektiğini e, yüksel, mutlaka yükselmesi gerekir ve bunu görmeniz lazım. Yani o yüzden yukarı bir hareket olursa hacimleri mutlaka kontrol edin. E, en azından ya da söyleyeyim seviyesini mutlaka 14 milyon lot lot diyorum. Çarpım fiyatla TL'ye çevirin. Ama 14 milyonluk üstünde hacimler görmeniz gerekir inandırıcılık açısından. Söyleyebileceğim e, zannediyorum başka bir şey yok. Unuttuğumda bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Herkese iyi akşamlar.